Kronik bronşitin tam olarak nasıl ortaya çıktığına geçmeden önce vücudumuzla ilgili önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bunu vücudun dışarı açılan herhangi bir deliği olarak düşünün. Evet, burası vücudun dışı. Dokularda enflamasyona sebep olan irritanlar işte bu deliklerden vücuda girebilir. Vücudun bu duruma ilk tepkisi dokunun içinde bulunan salgı bezlerine Mukus ya da sıvı salgılamalarını emretmektir. Buradaki amaç, iritanların salgılanan mukus ya da sıvıya karışıp vücut dışına atılmasını sağlamak. Hı? Aklınıza hemen birkaç örnek gelmiş olabilir. Evet, mesela gözyaşı. Gözümüze bir şey kaçtığında gözlerimiz hemen yaşarır. Buradaki amaç, gözümüzün yaşarmasına sebep olan iritanı gözden uzaklaştırmaktır. Ya da başka bir örnek verecek olursak sümükten bahsedebiliriz. E, evet yani bunun biraz iğrenç olduğunu farkındayım ama sümüğün amacı da aslında burnumuza giren irritanları burundan uzaklaştırmaktır. Bunlara ilave olarak konuşacağımız üçüncü örnek ise bu videomuzun esas konusunu oluşturacak. Biliyorum. Bu da çok hoş bir konu değil ama balgamdan da bahsetmek zorundayım. Aynı biraz önce söylediğim örneklerde olduğu gibi bu durumda da akciğer duvarları boğazımıza ya da akciğerlerimize giren iritanlara karşı balgama dönüşen mukusu salgılar. Buna ek olarak akciğerlerdeki sistem öksürük refleksinin de gelişmesine sebep olur. Şimdi şurada çizim üzerinde de bunu göstermeye çalışacağım. Kırmızı ile çizdiğim bu kısımların akciğer duvarları olduğunu düşünün. Bu duvarlar düz kaslarla kaplı. Duvarlar iriti olduğunda bu kaslar spazm geçirir ve bu yüzden de balgamı dışarı atabilmek için öksürmeye başlarız. Bunların vücudun bir numaralı savunma hattı olduğunu unutmayın. Yani bu bahsettiğimiz durumlar aslında vücudumuz için son derece faydalı şeyler. Başka bir deyişle Vücudun bu şekilde davranması doğabilecek daha büyük problemleri engellediği için sağlığımız açısından son derece iyi bir şey. Kronik bronşiti ise aslında bu iyi dediğimiz durumlardan birinin aşırıya kaçmış hali gibi düşünebilirsiniz. Vücut o kadar fazla mukus üretir ki bu mukusu kendi kendine temizleyemez ve kronik bronşit rahatsızlığı ortaya çıkar. Burada it ekinin irite olma durumu, yani hastalık. Bronşun ise akciğerlerle alakalı anlamına geldiğini bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Yani kronik bronşit derken akciğerlerin kronik enflamasyonundan ve iritasyonundan söz ediyoruz. Şimdi konuyu biraz daha iyi anlatabilmek için size bir görsel çizeceğim. Önce soluk borusunu çizelim. Soluk borusu dallanarak ana bronşlara ayrılıyor. Bronşlarda daha sonra dallanarak bronşçuklara ayrılmaya devam ediyor. Dalların sayısı 20 ile 30 arasında ve bu şekilde gitgide küçülüyorlar. Oksijen akciğerlerden içeri giriyor, vücudun dışarı atacağı karbondioksit de bu şekilde akciğerlerden dışarı çıkıyor. Normalde açık olan bu hava yolu, irritanlar tarafından işgal edildiğinde bu durum. Tabii ki akciğerlerimizin hiç hoşuna gitmeyecektir. Akciğerlerdeki en yaygın kronik irritanlardan biri sigara sebebiyle oluşur. Diyelim ki şu sigara yanıyor olsun. Yanan bir sigaradan çıkan dumandaki milyarlarca parçacık bu şekilde akciğerlerimize girip yerleşebilir. Az önce de söylediğim gibi. İritasyona normal bir tepki olarak bu duvarlardaki salgı bezleri mukus salgılamaya başlar. İşin kronikleşmesi için bunun yıllar boyunca bu şekilde devam etmiş olması gerekiyor. Yani her gün sigara dumanına maruz kalmaya devam edersek bir zamanlar açık olan hava yollarımız mukusla dolar. Bakın pipetle milkshake ya da boza içtiğimizi düşünelim. Bu yoğun kıvamlı içecekler pipeti tıkar. Ve bu yüzden de bizim daha güçlü çekmemiz gerekir öyle değil mi? Heh, i̇şte aynen bu şekilde mukus fazla olduğunda akciğerlerin bir kısmı tıkanabilir. Tıkanan bu kısımda gaz alışverişi gerçekleşemeyeceği gibi hastalığın ciddiyetine bağlı olarak akciğerin başka kısımları da mukus yüzünden görevlerini yerine getiremeyebilir. Şu ana kadar yalnızca sigaradan bahsettik ama kronik bronşite yol açabilecek başka şeyler de olduğunu söylemeliyiz. Mesela, hastalığın önemli sebeplerinden biri de hava kirliliği. Havada kirliliğe sebep olan bir sürü parçacık bulunuyor. Bazı ülkelerde hava kirliliği o kadar önemli bir problem haline gelmiştir ki, o ülkelerde kronik bronşit hastalığı çok yaygın olarak görülür kömür madenlerinde çalıştıkları için yoğun şekilde kömür tozuna maruz kalanlar, asbest bulunan ortamlarda çalışan kişiler ve liman işçileri özellikle riskli gruplar arasında. Bunların ortak yönü, iritanları soluyor olmaları ve bu durumun sürekli gerçekleşiyor olması. Eğer birkaç gün sigara dumanına maruz kalırsam, ve bu yüzden akciğerlerimdeki mukus üretimi artarsa, bu beni kronik bronşit hastası yapmaz. Kronik bronşit patofizyolojisinde salgı bezlerinin büyümesinden söz ederiz. Yani hastalık belirtisi olarak dokunun değişime uğramış olması gerekir. Kronik bronşitin teşhisi klinik bir teşhistir. Yani herhangi bir test yapılmaz. Teşhis hastanın tıbbi geçmişine bağlı olarak konur. Ama vefat eden hastaların akciğerleri yakından incelendiğinde doku değişimini görmek mümkündür. Şimdi size hava yollarındaki dallardan birini çiziyorum. Bu boşluğa yani tüpün iç kısmına lümen adı verilir. Hava lümen içinde hareket eder. Her iki taraftaki siyah kısımları ise bronşların duvarları olarak düşünün. Hava yolunu bir kesit şeklinde inceleyecek olursak burası lümen, burası da az önce bahsettiğim bronş duvarı. Duvarların etrafında düz kaslar bulunduğunu söylemiştik ve bunların spazmı sonucu da öksürük refleksi ortaya çıkıyordu. Lümene çok yakın bir yerde mukus üretiminden sorumlu salgı bezlerinden oluşan bir katman bulunur. Bu bezler yüzeye çok yakın bir yerdedir ve lümen içine mukus ya da çeşitli sıvılar salgılar. Şekli tamamlamak için lümen içindeki irritanları da çiziyorum. Evet, normal bir bronş duvarı işte buna benzer. Şimdi size buna dair bir ölçüm metodundan söz edeceğim. Ama bunun ancak vefat eden insanların akciğerlerinin laboratuvarda incelenmesiyle yapılabildiğini de söylemem lazım. Ölen birinin akciğerlerinden bir parça alınarak mikroskop altında incelenir ve salgı bezlerinin kalınlığının tüm duvar kalınlığına olan oranı kullanılarak Read indeksi hesaplanır. Read indeksinin normal değeri %40'ın altındadır. Buradaki kalınlığın tüm bu kalınlığa oranından söz ediyorum. Sağlıklı bünyelerde bu oran %40'ın altında. Ha bu arada %60'lık diğer kısımda da kıkırdak ve bağ doku gibi bazı şeyler bulunuyor. Kronik bronşiti olan hastalarda salgı bezi katmanının kalınlığı artar. Mukus ihtiyacını karşılamak için bezlerin çoğalması gerektiğinden bu katman düz kaslara doğru genişlemeye başlar. Kronit bronşit vakalarında Reed indeksi genellikle %50'nin üzerindedir. Başka bir deyişle bu duvarın kalınlığının en az %50'sini salgı bezleri oluşturur. Akciğerleri direkt olarak incelememiz gerektiği için bu araştırmayı hayatta olan kişiler üzerinde yapamadığımızı tekrar belirteyim. Ama bu endeksin hastalığa dair sayısal bir yaklaşım eklediğini de söylemek lazım. Sonuç olarak hastalara belirtilerine bağlı olarak teşhis konur ve tedavileri de bu şekilde düzenlenir. Belirtiler ise bu videoda bahsettiğimiz doku değişiminden ve fazla mukus üretiminden kaynaklanmaktadır.